Merhaba arkadaşlar, Sosyal Psikoloji Ünite 12 yapacağız. 1. Muzaffer Şerif, insanların diğer insanların davranışlarına bakarak bir muhtemel davranışlar yayılımı çıkarmasına ne ad verir? A. Sosyal kural, B. Sosyal norm, C. Referans çevresi, D. Sosyal çerçeve. Cevabımız C. Referans çerçevesi. 2. Bir insanın başka insanların sosyal yargı, tutum ve fikirlerine maruz kalması sonucunda kendi tutum, fikir ve yargılarında ortaya çıkan değişikliklere ne ad verilir? A. Sosyal tepki, B. Sosyal baskı, C. Sosyal değişiklik, D. Sosyal etki. Cevabımız D. Sosyal etki. 3. Uyma davranışı nedir? A. Grup ve kişinin görüşlerinin birbirine uygun olması. B. Grubun görüşünün kişinin görüşü doğrultusunda değişmesi. C. Kişinin kendi görüşünü gruba dayatması. D. Kişinin kendi görüşünü grubunun görüşü doğrultusunda değiştirmesi. Cevabımız D. Kişinin kendi görüşünü grubunun görüşü doğrultusunda değiştirmesi. 4. Çoğunluk etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Çoğunluğun görüşüne kendi görüşleri arasında yer vermesi. B. Çoğunluğun görüşü doğrultusunda hareket etmesi. C. Çoğunluğun görüşünden etkilenmesi. D. Kendi görüşünü çoğunluğun görüşüne uydurması. Cevabımız D. Kendi görüşünü çoğunluğun görüşüne uydurması. 5. Söz birliği ne demektir? A. Karşınızdaki çoğunluğun tek söz halinde hareket etmesi. B. Çoğunluğu söz birliği oluşturur. C. Azınlığın bir söz birliği halinde algılanması. D. Grubun tek ses halinde hareket etmesi. Cevabımız C. Azınlığın bir söz birliği halinde algılanması. 6. Otokinetik deneyi ile Muzaffer Şerif hangisini göstermiştir? A. Tek başına kaldığı anda grup normu dışına çıkıldığını. B. İnsanların ortak tavır geliştiremediğini. C. İnsanların ortak referans belirlediğini, tek başına kaldığında buna uymadığını. D. İnsanların diğerleriyle ortak bir referans çerçevesi oluşturduğunu. Cevabımız D. İnsanların diğerleriyle ortak bir referans çerçevesi oluşturduğunu. 7. Sosyal kurallar, normlar ne zaman ortaya çıkar? A. Toplumsal düzen sağlandığında. B. Toplumda çeşitlenmeler arttığında. C. Belirsiz ortamlarda tutum değişikliği için. D. Belirsizliğin yaşandığı şartlarda davranışa yol göstermek için. Cevabımız belirsizliğin yaşandığı şartlarda davranışa yol göstermek için. 8. Sosyal etki insanlar üzerinde gücünü nasıl gösterir? A. Sosyal kurallar ya da grup normları olarak. B. Sosyal baskılar olarak. C. Sosyal şiddet olarak. D. Sosyal otorite olarak. Cevabımız A. Sosyal kurallar ya da grup normları olarak. 9. Hangi insanların neden uyma davranışı gösterdiğini açıklamada kullanılan teorilerden biridir. A. Malumat sağlayıcı etki. B. Kuralsal normatif etki. C. Başvurulan bilginin etkisi. D. Hepsi. Cevap D. Hepsi. 10. Uyma davranışının yer aldığı ortamlarda iki malumat kaynağı birbiriyle zıtlaşır. İki kaynaktan birini seçmek zorunda kalan kişi hangisini yapar? A. İç sesini dinler. B. Kendi hissettiklerine bakar. C. Havalı davranmaya çalışır. D. Diğerlerinin yargı ve görüşlerine uymaya yönelir. Cevabımız D. Diğerlerinin yargı ve görüşlerine uymaya yönelir. Evet arkadaşlar, sonraki videoda görüşürüz. Testi siz de yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak
Lolonola'ya gidip yapabilirsiniz.